Bugün yaptığımız, anıtın önünde yaptığımız eylemin ardından velilerimizi dağıtmıştık. Çünkü sürekli valiliğin önüne gelip toplanmanın bir sonuç getirmeyeceğini düşünüyorduk. Sonuç getirmemekten ziyade vali beye sesimizi duyurduğumuzu inanıyoruz. Orada dağıldıktan sonra birkaç veli oturduk çay içerken bir haber geldi bize. Mithatpaşa müdürünün Gazi Ortaokulu'na inip elektriği açtıracağına dair. Biz de apar topar velilerimizi toplayıp okulun önüne gittik. Okulun önüne gittiğimizde Milli Eğitim Şube Müdürlerinden biriyle Ali Bey'i yan yana gördük ve kendilerini ne yapıyorsunuz burada diye sorduğumuzda şube müdürü bize gelin makamında görüşelim, niye yol ortasında soru soruyorsunuz dedi. Akabinde de dedi ki ben dedi elektrik için geldim. Siz dedik elektrik kurumunda mı görevlisiniz? Hayırdır, Milli Eğitim'in ne işi var elektrikle ilgili? O da bize dedi ki işte ben elektriğe baktırmaya geldim. Arkadaşlar gelin Milli Eğitim Müdürlüğü'nde benim odamda görüşelim. Dedik ki madem okulun elektriğiyle ilgili buraya geldiniz, neden Gazi Ortaokulu müdürü değil de Mithatpaşa'nın müdürü Ali Bey yanınızda? Ali Bey döndü işte arkadaşlar konuyu uzatıyorsunuz da şöyleydi böyleydi. Dolayısıyla velilerimiz sinirlendi. Orada bir ufak da olsa bir ağızdalaşması yaşandı. Etraftan esnaf çıkarak Ali Bey'e yanlış yaptığını, bu işin bu şekilde devam etmeyeceğini, arkadan işler çevirdiğini, koltuk sevdasında olduğunu söylediler ki biz de buna inanıyoruz. Evet. Ali Bey hepimizin arkasından iş çevirmiştir. Evet. Oraya farklı, buraya farklı oynamıştır. Bu kadar koltuk meraklısı olmayalım lütfen. Lütfen. Buraya geldik. Mustafa Bey, AKP'den Mustafa Bey sağ olsun milletvekilimiz Hamdi Uçar kendisini aramış. Mustafa Bey ile buraya gelip Milli Eğitim Müdürü vekiliyle görüşmüş. Bize yaptığı açıklamada olay sizin lehinize arkadaşlar dedi. Pazartesi büyük bir ihtimalle dedi okulunuzda olacaksınız dedi. Yalnız dedi diğer öğrencilerin de dedi mağdur olmaması, ilkokul öğrencilerin de mağdur olmaması adına bir görüşme yapılacak. Bunun akabinde dedi belki Mithatpaşa'nın öğrencileri de sizinle aşağıya gelecek. Biz zaten talebimiz baştan beri o okulun 110 senelik bir okul olduğu, depreme dayanıklı olmadığı yönündeydi. Bu sebeple o öğrencilerin de nasıl biz 2 sene 3 aydır Mithatpaşa'da misafir öğrenci olduysak, o okul tadilata girip yapılana kadar da Mithatpaşa'nın öğrencilerinin Gazi Ortaokulu'na inip bizim misafirimiz olarak orada eğitim öğretimine devam etmeleri yönündeydi. İnanıyoruz ki bu şekilde olumlu bir karar alınacak ve bugün içerisinde de bu sonuç biz velilere, öğrencilere açıklanacaktır. Bunu bekliyoruz. Yanıtı bugün verecekti. Vali Bey sözde bugün velilerle görüşeceğim, son kararı açıklayacağım demiş. Tabii bu bir duyum. Aldığımız duyumlar genelde doğru çıkıyor ama inşallah bu da olumlu ve doğru çıkacaktır diye temin ediyorum. Şimdi pazartesini bekliyorsunuz herhalde. Şu an okulumuza geçmek için pazartesiyi, bugün de buradan cevap almayı bekliyoruz velilerimizle bahçedeyiz. Teşekkür. Ben teşekkür ediyorum.